Bölgesel amatörlük 1. bölge 6. grupta mücadele eden ve hedefini gruptan çıkmak olarak belirleyen Karamürsel Spor deplasmanda oynadığı maçta Çilimli Belediyespor'a 3-1 yenilerek çeyrek finale çıkma şansını kaybetti. Çilimli ilçe stadında oynanan maçı Seyfettin Alper Yılmaz, Nimet Altunkıran ve İslam Tuğrul Yıldırım hakem üçlüsü yönetti. Çilimli Belediyespor maça Ramazan Aydın, Ercan Yaşa, Batuhan Küçük, Adem Çolakoğlu, Fatih Yılmazlar, Erkan İnan, Azat Gümüş, Hüseyin Arslan, Ali Burak Atmaca, Bünyamin Kır ve Mustafa Kahraman 11 ile başladı. Karamürsel Spor'sa maça Mehmet Öztürk, Ahmet Turan, Abdülkadir Kaba, İbrahim Demirer, Erman Gülen, Orhan Şenmemiş, Mustafa Serhat Kaptan, Oğuzhan Bölgen, Berat Aydın, Mustafa Kaya ve Ufuk Gülez 11 ile başladı. Maçın 10. dakikasında Mustafa Kaplan'ın ceza alanı dışında kaleye çektiği şut kaleci Ramazan'da kaldı. (28. dakikada Mustafa Kaya'nın ceza alanına giderken kaleye çektiği şut kaleci Ramazan'da kaldı. Maçın 44. dakikasında Çilimli Belediyespor'un kazandığı korner atışını Hüseyin ceza alanına ortaladı. Azat Gümüş kafayla topu alarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 45+1. Dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan Azat Gümüş plase bir vuruşla topu ağlara göndererek skor 2-0 yaptı. Maçın hakemi Seyfettin Alper Yılmaz golün santrasını yapmadan maçın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı. Çilimli Belediyespor'un attığı golden sonra saha içi bir anda karıştı ve Karamürsel Spor Teknik Direktörü Cem Baki ve Çilimli Belediyesporlu futbolcu ve teknik ekip arasında tartışmalar yaşandı. Maçın hakemi yaşanan tartışmalardan dolayı Karamürsel Spor Teknik Direktörü Cem Baki ve Çilimli Belediyesporlu Batuhan Küçük'e kırmızı kart gösterdi. Tartışmalardan dolayı maçın ikinci yarısı 20 dakika geç başladı. Maçın 62. dakikasında İbrahim Demirer'in uzaktan kaleye çektiği şut kaleci Ramazan'da kaldı. (69. dakikada Berat Aydın'ın ceza alanı içinde kaleye çektiği şutu kaleci Ramazan son anda kornere çeldi. Maçın 77. dakikasında ikinci yarıda oyuna giren Batuhan Güven topu Çilimli Belediyespor ağlarına göndererek skoru 2-1 yaptı. Maçın 85. dakikasında Ali Burak'ın sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden Fatih Semiz topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç Çilimli Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçı 3-1 kazanan Çilimli Belediyespor, Bal 1. bölge 6. grubu lider tamamlayarak çeyrek finalde 5. grubu lider bitiren Kullar 1975 Spor'un rakibi oldu. 41 yerine 32 dakika 70. 71 çıktı. 53 yerine. 71 53 dakika 70.